Mavi Sakal Masal Seslendiren Akın Altan Uzak dağlarda, beyaz rahibelerin yaşadığı bir manastırda bir tutam sakal saklanırmış. Manastıra nasıl geldiğini kimse bilmezmiş. Kimileri bedeninin diğer kısımlarını rahibelerin gömdüğünü, çünkü başka hiç kimsenin ona dokunamayacağını söyler. Rahibelerin neden böyle bir kalıtı sakladıkları bilinmezmiş. Fakat anlatılanlar doğruymuş. Arkadaşımın arkadaşı onu kendi gözleriyle görmüş. Söylediğine göre sakal maviymiş. Daha doğrusu çivit mavisiymiş. Göldeki karanlık buzlar kadar mavi. Geceleyin bir çukurun gölgesi kadar mavi. Bu sakal bir zamanlar anlatılanlara göre başarısız bir sihirbaza kadınlardan anlayan dev gibi bir adama, mavi sakal diye bilinen adama aitmiş. Onun aynı anda üç kız kardeşe kur yaptığı söylenir. Ama kızlar onun mavi gölgeli tuhaf sakalından korkar ve onlara seslendiği zaman saklanırlarmış. Samimiyetine inandırmak amacıyla kızları ormanda bir geziye çağırmış. Kendisi de küçük çanlarla ve koyu kırmızı dizginlerle süslenmiş atlarıyla varmış oraya. Kızlarla annelerini atlara bindirmiş ve ormana doğru yola koyulmuşlar. Orada ata binerek çok güzel bir gün geçirmişler. Köpekleri de kah yanlarında, kah önlerinde koşmuş durmuş. Sonra dev bir ağacın altında durmuşlar. Ve mavi sakal onlara gerçek bir öykü ziyafeti çekmiş nefis yemekler sunmuş. Kızlar şöyle düşünmeye başlamış. Şey, belki de bu mavi sakal denen adam o kadar da kötü biri değil. Ne kadar ilginç bir gün geçirdiklerini konuşa konuşa eve geri dönmüşler ve gerçekten de iyi vakit geçirmişler. Ancak iki büyük kız kardeşin kuşkuları ve korkuları yeniden canlanmış ve mavi sakalı bir daha görmeyeceklerine dair yemin etmişler. Ama en küçük kız kardeş bu denli çekici olabilen bir adamın o kadar kötü olamayacağını düşünmüş. Kendi kendine telkinde bulundukça adam da gözüne daha iyi biri gibi görünmeye başlamış. Sakalı da daha az mavi. Böylece mavi sakal evlenme teklif ettiğinde kabul etmiş. Aldığı bu teklif üzerinde gerçekten çok düşünmüş ve sonuçta çok zarif bir adamla evleneceği kanısına varmış. Evlenir evlenmez atlarını atlayıp Mavi Sakal'ın Normandiya'daki şatosuna gitmişler. Bir gün Mavi Sakal yanına gelip şöyle demiş. Bir süreliğine uzaklaşman gerek. İstersen aileni yanına çağır. Ormanda atla gezebilirsiniz aşçılara şölen hazırlamalarını emredebilirsiniz. İstediğiniz, gönlünüzün arzu ettiği her şeyi yapabilirsiniz. Hatta şatonun anahtarlarını da buraya bırakıyorum. Kilallere, hazinelere giden her kapıyı, şatodaki her kapıyı açabilirsiniz. Ama sakın ola ki bu küçük anahtarı, üzerinde oymalar olanı kullanmayın karısı şöyle yanıtlamış. Elbette. Nasıl istersen öyle yaparım. Benim için de çok uygun. Öyleyse git kocacığım. Bir endişen olmasın ve çabuk geri dön. Böylece adam atına binip uzaklaşmış ve kız da şatoda kalmış. Derken kız kardeşleri onu ziyarete gelmişler ve her insan gibi efendinin evden giderken ne buyurduğunu çok merak etmişler. Gençeş onlara neşeyle anlatmış. Arzu ettiğimiz her şeyi yapabileceğimizi ve biri dışında istediğimiz her odaya girebileceğimizi söyledi. Ancak bunun hangi oda olduğunu bilmiyorum. Elimde sadece anahtar var. Ama onun hangi kapıya uyduğunu bilmiyorum. Kız kardeşler hangi anahtarın hangi kapıya uyduğunu bulma oyunu oynamaya karar vermişler. Şato üç kat yüksekliğindeymiş ve her cenahta yüz kapısı varmış. Halkada çok sayıda anahtar olduğundan her kapıyı açıp kapıdan kapıya ilerleyerek bolca vakit geçirmişler. Bir kapının arkasında mutfak erzağı varmış, diğerinin arkasında hazineler. Kapıların arkasında her türden eşyayla karşılaşmışlar ve tüm bunları yaparlarken her şey gözlerine çok daha güzel görünmüş. Bütün bu akıllara durgunluk veren şeyleri gördükten sonra sonunda mahzene gelmişler. Koridorun sonunda boş bir duvar varmış. Bu sırada son anahtarla, üzeri oymalı olanla cebelleşiyorlarmış. Belki de bu anahtar hiçbir yere uymuyor. Onlar tam bunu söylerken tuhaf bir ses duyulmuş. Burr. Köşeye saklanıp gözlemişler ve... O da ne? Kapanmak üzere olan küçük bir kapı görmüşler. Tekrar açmaya çalıştıklarında sıkıca kilitlendiğini fark etmişler. İçlerinden biri bağırmış. Kardeşim, kardeşim, anahtarı getir. O gizemli küçük anahtarın kapısı kesinlikle bu. Kız kardeşlerden biri düşünmeden anahtarı kapıya sokup çevirmiş. Kilit gıcırdamış, kapı aralanarak açılmış ama o kadar karanlıkmış ki İçeriği görememişler. Kardeşim, kardeşim, bir mum getir. Böylece bir mum yakılmış, odaya doğru tutulmuş ve üç kadın da aynı anda çığlık atmış. Çünkü odada bir kan gölü varmış ve oraya buraya cesetlerin kararmış kemikleri saçılmış haldeymiş ve köşelerde elmalardan oluşan piramitler gibi kafa tasları yığılıymış. Kapıyı çarparak kapatmışlar. Anahtarı kilitten çıkarmışlar ve nefes nefese, güçlükle soluyarak birbirlerine sokulmuşlar. Tanrım, tanrım. Mavi sakalın eşi eğilerek anahtara bakmış ve kanla boyandığını görmüş. Dehşete kapılmış. Elbisesinin eteğiyle kanı silip temizlemeye çalışmışsa da çıkaramamış. Ah, olamaz! diye aykırmış. Kız kardeşlerin her biri küçük anahtarı eski haline getirmek için çabalayıp durmuş. Ama kan olduğu gibi kalmış. Mavi sakalın eşi küçük anahtarı cebine saklamış ve aşçıların olduğu mutfağa koşmuş. Oraya vardığında beyaz elbisesi cepten ötek ucuna kadar kırmızıya boyalıymış. Çünkü anahtar yavaş yavaş koyu kırmızı kan damlaları sızdırıyormuş. Aşçıya hemen bana bir fırça ver diye buyurmuş. Anahtarı iyice oğumuş. Ama kanama kesilmemiş. Minik anahtardan düpedüz damla damla kan akıyormuş. Anahtarı çıkarmış ve fırından kül alıp üstüne bastırarak biraz daha olmuş. Dağlamak için ateşe tutmuş. Kanın durması için üzerine örümcek ağa koymuş. Ama hiçbir şey akan kanı durduramamış. Ah, ne yapmam lazım? Diye ağlamış. Buldum. Küçük anahtarı saklayacağım. Elbise dolabına koyup kapısını kapatırım. Kötü bir düş bu. Her şey yoluna girecek. Öyle de yapmış. Hemen ertesi gün kocası eve dönmüş ve hızla şatoya girerek karısına seslenmiş. "E, ben yokken her şey nasıldı?" "Çok iyiydi efendim." "Peki, kilallerimi nasıl buldun?" diye gürlemiş. "Çok güzel efendim." Peki ya hazine odalarımı? Diye homurdanmış. Hazine odaları da çok güzel, efendim. O halde her şey yolunda, öyle mi karıcığım? Evet, her şey yolunda. Pekala, diye fısıldamış. O zaman anahtarlarımı geri versen iyi olur. Bir bakışta, anahtarlardan birinin kaybolduğunu anlamış. En küçük anahtar nerede? Ben... Ben onu kaybettim. Evet, kaybettim. Ata biniyordum ve anahtar halkası yere düştü. Anahtarlardan birini kaybetmiş olmalıyım. Ne yaptın onu kadın? Ben... Ben hatırlamıyorum. Bana yalan söyleme. O anahtarla ne yaptığını söyle bana yanağını okşayacakmış gibi elini kadının yüzüne doğru uzatmış. Ama onun yerine saçını tutmuş. ''Seni hain!'' diye öfkeyle bağırmış ve onu yere fırlatmış. ''Odaya girdin, değil mi?'' Elbise dolabını açmış ve üst raftaki küçük anahtarın, kadının askıdaki elbiselerinin güzelim ipek kumaşlarını baştan başa kana boyadığını görmüş. ''Şimdi sıra sende!'' Hanımefendi diye bağırmış ve onu önce koridordan ardından da bodrundan geçirip o korkunç kapının önüne gelene kadar sürüklemiş. Mavi sakalın sadece öfkeli bakışları kapının kendiliğinden açılı vermesine yetmiş. İçeride boylu boyunca önceki bütün eşlerinin iskeletleri uzanıyormuş. "Şimdi de!" diye kükremiş. Ama kadın Kapı pervazına sıkıca tutunup içeri girmemekte direnmiş. Hayatını bağışlaması için yalvarmış. "Lütfen, lütfen izin ver sakinleşeyim ve ölüme hazırlanayım. Canımı almadan önce sadece çeyrek saat ver bana ki Tanrı'ya dua edeyim." "Tamam," diye hırlamış Mavi Sakal. "Sadece çeyrek saatim var ama. Sonunda hazır ol." Kadın hızla merdivenlerden odasına çıkmış ve kız kardeşlerini şatonun surlarına gözetlemeye göndermiş. Dua etmek için diz çökmüş. Fakat dua etmek yerine kız kardeşlerine seslenmiş. Kardeşlerim, kardeşlerim, erkek kardeşlerim geliyor mu? Görüyor musunuz? Hiçbir şey görmüyoruz. Dümdüz ovalar boyunca hiçbir şey yok. İkide bir surlara doğru bağırmış. Kardeşlerim, kardeşlerim, Erkek kardeşlerim geliyor mu? Görüyor musunuz? Bir toz bulutu görüyoruz. Belki de uzaktaki bir ortumdur. Bu arada mavi sakal gürleyerek kafasını keseceği eşini kilere çağırmış. Kadınsa yine seslenmiş. Kardeşlerim, kardeşlerim. Erkek kardeşlerim geliyor mu? Görüyor musunuz? Mavi sakal karısına bir kez daha bağırmış ve taş basamaklardan yukarı çıkmaya başlamış. Kızlar bağırmışlar. Evet, onları görüyoruz. Erkek kardeşlerimiz buradalar ve şimdi şatoya girdiler. Mavi Sakal hızlı adımlarla koridoru geçip karısının odasına doğru. Seni almaya geliyorum," diye kükremiş. Ayak sesleri artmış. Koridordaki taşlar gevşemiş, harçların kumu yerlere saçılmış. Mavi Sakal yakalamak için ellerini uzatmış bir halde karısının odasına girerken at sırtındaki erkek kardeşler de dört nala şato koridorlarına girip odaya yönelmişler. Mavi sakalı oradan çıkarıp burçlara sürmüşler. Hemen oracıkta kılıçlarla üzerine saldırıp vurmuş, yaralamış, yere yıkmış ve en nihayetinde öldürmüşler. Kanını ve cesedinden arta kalanları akbabalara bırakmışlar. Son